Merhaba arkadaşlar. Direkt konuya başlamak istiyorum. Hepinize öncelikle izleyeceğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu benim bugüne kadar çekeceğim en değerli video kendi şahsım adına. Zaten bu videoları da kendim izleyeceğim daha sonra nasıl değişmişim diye. Çünkü bir süreçten sonra kendimi anlamam gerekiyordu. Bu çok önemli. Daha sonra ne olabileceğimi bilmek için. Özellikle 2004'te, 2005'te böyle 2014, 2015'te böyle düşünmeye başladım ama tabii video yapmayı bugüne kadar erteledik. Neyse, konumuza dönelim. Bu son çektiğim video ile ilgili kapitalizm nedir ile ilgili konuşmuştum. Sonra vegan demiştim ve orada durmuştum. Hakikaten veganizm nedir mesela? Veganlık nedir? Orada inek muhabbetine işte örnekler vererek kapitalizm ve sosyalizmi anlattım. Tabii hiçbir sistem böyle basit bir şey üzerine anlatılamaz. Öyle yani ineği alıyorsun, satıyorsun diyerek de böyle bir sistem anlatılmaz ama işte bu tür simple anlatımlarla işte anlatılmaya çalışılır. Yoksa bununla ilgili gerçekten büyük büyük ekonomi kitapları okunması gerekir. Yoksa öyle tek düz bir sistem değil. Neyse, şuna getirmek istiyorum arkadaşlar. Yani bu hani inek alınıp satılmış işte biri alıyor biri veriyor muhabbeti. Sonra da şu geliyor insan aklına. Ya arkadaş, yani niye biz bu ineği satıyoruz ki? Yani biri de çıkıp demiyor ki kardeşim, niye biz bu ineği satıyoruz? Niye biz bu ineğin sütünü içiyoruz? Ya da hani bu muhabbet var niye? Yani niye inek? Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar, biz insanlık olarak bir şekilde ilerliyoruz. Tamam, belki geriye gidenimiz var ama hep ilerleyen bir beyin var. Şimdi bunlara baktığımız zaman bu insanların çoğunun, tabii bunların işte bir kısmını şey olabilir, radikal olabilir, sonradan şey yapmış olabilir, fanatik olabilir, bilmem ama insanların bu kendi gelişten insanların bazılarının, özellikle çoğunun bu hayvan konusunda büyük hassasiyet sahibi olduklarını fark ettim. Nedir bu hassasiyet? O da şudur arkadaşlar. Bunlar hayvanları birey olarak görüyorlar. Bakın, bu çok önemli bir nokta. Hayvanları birey olarak görüyor. Hani şöyle bir şey vardır ya mesela. İşte ya sen kimsin? Sen kimsin? Yani sen kimsin? Sen kimsin diyen bir insan zaten parantez içinde. Yani kendisi hayvan gelişmemiş beyin olduğu için, ben burada hayvan derken gelişmemiş beyni kastediyorum. O zaten anlayamaz ama öbür tarafta bu arada dişim gittiği için konuşurken bazı harfleri telaffuz ederken ses şey çıkıyor. Dişimi bu arada yaptıracağım. Nasıl? İğrenç değil mi? İğrenç mi görünüyor? Bence çok güzel gülüyorum. Neyse. Şey oluyor. Birey olarak görüyorlar. Şimdi birey olarak gördüğün zaman mantıken sen bunu nasıl yiyebilirsin? Tamam mı? Bakın, veganlığı gerçekten çok farklı bir pencereden açıklıyorum. Yani sen bir bireyi, bir canlı olarak, bir böyle birey olarak gördüğün zaman onu nasıl yiyebilirsin? Yiyemezsin. Dolayısıyla da gerçekten vegan bir insanın, yani bir hayvanı da bir birey, bir canlı olarak kabul eden bir insan tabii ki onu yiyemez. Etinden sütünden yararlanamaz. Yararlanmamalıdır. Yararlanmamasını savunmalıdır. Veganizm işte budur. Ben de bunu 2016'da sanırım. Tarih o kadar önemli değil zaten. Düşünüp taşınınca dedim ki ben de böyle olacağım dedim. Yani ben dedim şey yapamam. Yani hayvanları yiyemem. Tamam, seviyor olabilirim. Tamam, işte ettir dönerdir böyle yetişmişiz ama yani bir şeyin yanlış olduğunu öğrendikten sonra o yanlışla nasıl devam edebilirsin? Bir fikrin yanlış olduğunu gördükten sonra nasıl devam edebilirsin abi? İstediği kadar şey olsun. Değiştirirsin yani. Değiştirdim de ben de tabii. Bir 6 ay boyunca vegan olarak yaşadım. Hiç vejeteryanlık falan ya da işte böyle şey değil. Onların bir de şeyleri var. Hiç. Ne hayvan eti yiyorum, ne hayvansal ürünleri yiyorum. Hani baldır, süttür falan filan. Bunlar da dahil. Ve gerçekten de değişik bir şeydi. Experience'di. Sonra ne yaptım? Sonra şunu yaptım. Dedim ki Tanju, sen iyi güzel yaşadın ama bu böyle olmaz. Sen gezeceksin. Çünkü ondan sonra gezmeye başladım. Başka yere gidiyorum. Bir şey yiyeceğim. Öğrenmem lazım. Et satıyorlar. Et satıyorlar. Dedim ben bu şekilde devam edersem hem yiyecek bulamam hem de yani şeyimi devam edemem. Ben dedim 2-3 yıl, 5 yıl neyse bu süreç zarfında normal şey yapayım, davranayım. Sonrasında zaten yine vegan olurum. Ta ki bugüne kadar. Bugünlerde tabii yine bir şekilde bir şeyler öğreniyoruz. Şunu fark ettim. Yani bu ertelenecek bir şey değil. Bu kendini kandırma da olabilir ya da olmayabilir ama vegan olmak zorundasın dedim kendi kendime. Yani senin dedim, bir de bunun bir sürü avantajı da var. Yani sen dedim hayvan eti yemesen, bakın bunu dinleyen arkadaşlar siz de göz önüne alın. Bakın arkadaşlar, mesela süt içmek faydalı değil. O kalsiyum malsiyum yalan, eski bir mantıkla işte kalsiyum sütte var, kemikler kalsiyum yardımcı olur. Basit şey, Aristo mantığı. Aristo çok bilgili biri de buna öyle deniliyor herhalde. Yani böyle bir şey yok. Ya da et yiyorsun, bakın bütün o hastalıklar hep kalp
tıkanıklık, kalp şey. Neye, kalp niye tıkanıyor? İşte sürekli et yediğin için yani. 20 yıl boyunca bu şekilde beslenirse ne olur? O damarlar bir şekilde şey olur. Bir de etsiz de yaşanılabilir yani. Bak gerçekten yaşanılabilir. Zaten bakın mesela sevgili var adam diyorsun ben onsuz yaşamam. Daha böyle bir mantık yok. Ben etsiz yaşam, ben şunsuz. Abi sen kimsin zaten? Yani bak zararlı alışkanlıklar hele söz konusuysa yok ben onsuz yapamam. Bir saniye. Bir camı açayım dedim de. Ben şunu yapamam, bunu yapamam. Bunlar saçma şeyler, tamam mı? Hem etik olarak hem böyle sağlık açısından hem gelecek açısından et yemek iyi değil. Yani bir sürü şeyler de var. Ve bununla ilgili detaylı siz de zaten YouTube'da, Netflix'te, Google'da araştırıp kitaplarda falan görebilirsiniz. Ben de dedim ki ben eti yemeyeceğim tabii ki yani. Artık yemeyeceğim. Bir daha yemeyeceğim. 3 gün oldu. Bugün 4. gün yemiyorum. 3 gün boyunca yemedim. Bugün işte dönerciye gittim. Yine bir döner verdi bana. Ben aslında onu başkasına verecektim. O da yok yemiyorum deyince dedim lan ne yapayım? Atayım mı yiyeyim mi? Sonra dedim yiyeyim. Ama et var içinde ne yapacağım? Şimdi dedim bir daha eti yersem hani şu mantıkla gidiyorum hani yani kendim bilerek isteyerek hani gidip et yemeyeyim ama bir yerden bir şekilde yemek varsa ve ben de açsam o zaman yiyeyim yani daha önce de yediğim bir şey sonuçta. Sonra dedim hayır Tanju sen bir karar verdin devam edin. Şimdi yersen yeniden başlayacağım bilmem ne gerek yok. E dedim ya bu sandviçi şey mi atayım? Dedim atmam. Neyse. Sandviç arası döner ekmeği aldım. Bu içindeki etti. Arkadaşlar. İçindeki eti çıkardım. Bayağı da bir et var. Ve yedim. Sandviç ve içindeki ekmek şeyle yedim. Ben bir ara ekmek de yemedim zaten ama bence ekmek yemek tolere edilebilir. Yani şey değil. Ama et daha zararlı. Hatta etik de değil falan filan. O yüzden bu eti yemedim. Burada baya bir 200-300 gram et var. Şimdi arkadaşlar bakın bu eti yediğimiz zaman bu bizim vücudumuz tarafından sindirilip bunun içinde böyle lapa lapa şeyler de var. Yağlar da var. Sindirilip bize enerji olarak dönüyor falan filan. Ama biz bunsuz yaşarsak sağlık açısından daha faydalı. Yani benim araştırmaya ben öyle okudum. Size de tavsiye ederim. Etik açıdan da tavsiye ederim. Kendim bundan sonra hayvan yememeyi kararlaştırdım. Bugün ama bir hata yaptım. Yani ayran içtim. Bu arada ayran da içinde biraz yoğurt var. Yoğurt da aslında o kadar faydalı bir şey değil falan. Neyse bunları ilk duyduğunuz için belki size şey gelecek. Ama ayran o kadar önemli değil. Özellikle et yememe konusu şeydi. İyiydi ve gerçekten de işe yarıyor. Mesela dün bakkala giderken ben artık çikolata falan abur cubur da yemeyeyim dedim. Ne yiyeyim ama ya ne yiyeyim? Hakikaten insan bir şey yemek isteyince yani bakın iyi bilgi dahil. İyi bilgi, iyi sağlık, iyi gezmek bunlar çok çok zor elde edilebilen şeyler. Mesela biz bugün iletişim çağında olduğumuz için her yerde her şey olduğu için sanıyoruz ki her şey kolay. Hayır alakası yok. Tamam her şeyden çok var. İşte orada doğruyu bulmak sıkıntı. Mesela büyük büyük bir mağazaya gidip de istediğini bulmak kolay değil. Seçenekleri bak bu psikolojik bunlar psikolojik deneyler. Yani seçeneklerin olduğu yerde insanlar karar vermede zorlaşır. Çünkü hangisinin daha iyi olduğunu anlaması için daha şey olur. Bu yüzden çoğu insan satranç oynamaz. Çünkü yaptığın hamle sayısının neticesinin şeyi çok farklı. Üçüncü hamleden sonra yapabileceğin hamlelerin sonucu binlerle tarif ediliyor. Bu yüzden işte şeydir. Zordur. Bu yüzden zaten insanlar çok düşünmek istemez. Hemen karar vermek ister. Ya da işte basit olsun ister. Ya da basit olmasını isterseniz ya da bir şey basitleştirirseniz daha iyi karar verebilirsiniz. Bunlar tabii başka konular. O yüzden o konuları iptal edelim ve veganlığa geri dönelim. Arkadaşlar veganlık konusu özellikle bizim toplumda gerçekten yani çünkü etle beslenen toplumumuz yapılmaması gereken bir şey. Eğer yani eğer et yemeyi bırakırsak çok daha faydalı ve sağlıklı oluruz. Hem hayvan arkadaşlarımızı da korumuş oluruz. Bu biraz şey gibi geliyor hayvan. Gerçekten yani bir hayvan alıp yemek yani nedir ya? Hani o yani canlı yiyorsun ya. Yani değer mi? Bence bilmiyorum yani bir hani bak bana etik gelmiyor mesela. Yani hani bu şeye benziyor. Böyle diyorsun ki şu böyledir, bu böyledir. İşte bana haksızlık yaptılar, şunu böyle yaptılar. Onu ya sen bir kere sus. Sen bildiğin hayvan diyorsun mesela. Ya yani bunu kendime söylüyorum ha. Yani sana ey dinleyen başkası dinliyorsa diye söylüyorum. Sana demiyorum. Kendime diyorum. Ya diyorum tanışıyorum. Şu. Ya sen bildiğin hayvanı yiyorsun. Sonuçta bir şekilde sen o hayvanı yedin. Ya sen daha neyin hakkı, hukuku, doğrusu, eti şundan şey yapıyorsun ki? Yani bir de eski zamanlarda mesela yeniliyormuş. Biz de yiyebilir falan muhabbeti var. Ona da cevap vereyim. Bak eski zamanlar yenilmiş olabilir. Tamam eski zamanlarda yenilmiş olabilir. Ya da yeri geldiği zaman tekrar yiyebilirsin. Ya da ben de yiyeceğim belki. Ama senin gerçek anlamda ihtiyacın yoksa bunu yemeye niye yiyesin ki? Yani biz sonuçta avcı toplayıcı mıyız? Biz işte sadece etle beslenebilecek şartlarda aslında biz yok. Dinde mesela bile
Kur'an'da bile bak hiçbir hayvan konusunda şu bu mesela şunu ye bunu ye böyle at ye yeme et ye şu, demez. Bazı hayvanlar sayar bunlar size helal kılmıştır. Eğer zorda kalırsanız işte porku yiyebilirsiniz diyor. Yani domuz yiyebilirsiniz diyor bak. Zorda kalırsa bile bir insan Müslüman olduğu halde domuz bile yiyebiliyor. Yani bir vegan da zorda kaldığı zaman et yer yani sorun yok. Ben de kaldığım zaman yerim. Yani bir yerde yolculuğa giderim bir tek o yemek vardır yine yerim. Ya da mesela bu ekmeği bunun ekmeği vardı, vegetable'ı vardı. Onları yedim. Ekmek vegetable'la doydum. Ayran vardı. Ayranla sonra içmem lazım. İşte meyve var. Yani gerçekten yapabiliyorsan yaparsın. Zaten yapmak isteyen yapar. Bahane almak isteyen de bahane arar. Ben yapabileceğime inandığım için yapmaya karar verdim. Bugün 4. günüm. Umarım devam edebilirim. Hem sağlığım açısından hem gelecek açısından. Çünkü gelecekte de evet bu sağlık açısından söyledik. Geleceği söylemedim. Gelecekte arkadaşlar şimdiden haber veriyorum. Veganizm devam edecek. Ve daha da büyüyecek. Nasıl ki bugün et her yerde satılıyor 1960'larda 50'lerde sigara olduğu gibi ama işte kimse çok zararını söylemiyordu. Bu et de bir gün gelecek o hale gelecek gerçekten de ve insanlar diyecek yani et her yerde satılmasın ya da satılıyorsa şöyle olsun böyle olsun bir sürü kural getirecek. Çünkü bu et çok çok zararlı. O inek videosunda da anlattım o ineklerin yemlenmesi var onların işte doğaya saldığı gazlar var. Bir sürü bilgi var onları tek tek size anlatmayayım tamam mı? Bir sürü şey var. Yani şu bile çok önemli. Ya düşünsene biz binlerce insan çiftçilik, hayvancılık yapıyor ve bu hayvancılık yapan insanlar başka bir iş yapsa biz daha çok geleceğe gideceğiz. Daha da büyüyeceğiz. Daha da hızlanacağız. Ama binlerce insan hala o eski sisteme devam ediyor. Yani şöyle düşünün. Yani araba icat edilmiş. Tamam bilinen bir şey söyleyeyim ki daha iyi anlayın. Araba icat edilmiş. İşte hatta bırakın benzinli arabaları işte elektrikli arabalar icat edilmiş. Ama bir yerde bir köyde ya da bir ülkede hala şey var işte. At arabalarını işte beslemek için ahırlar yapılıyor. İşte atlara nallar, nalcılar var falan. Ulan dersin lan nalcı bırak bunu alım malı. Bak yeni bir düzen kurulmuş. Anlatabiliyor muyum? Yeni bir düzen kuruluyor. Bakın 1950'lerde başlayan bu şey şu anda artık biliniyor. 2050'de daha da artacak. Yani döner satarken vegan döner satanlar daha çok para kazanacak. Yani bu da ayrı bir konu. Geleceğin dünyasında et olmayacaktır bu şekilde en azından ya da evrilebilir bu başka bir şey ama etik olarak kendi bireyselliğinde eti yememek iyidir gelecek bir şeye de adapte olmak da iyidir yani gelecekle ilgili mesele baktıkları zaman ya diyecekler lan bizim atalarımız hani biz diyoruz ya mesela yamyamlık yapanlar falan varmış ya hani biz de bir nevi öyle görmüş oluyoruz çünkü biz de hala işte et yiyoruz ama et yiyenlere yamyam demiyorum tabii yani sadece bu örneği benzeştirerek amanızı sağlıyorum. Kendi açımdan anladığımı size anlatmaya çalışıyorum. Mesela şunu diyen insanlar var çok yanlış. İşte et cesettir. Yani vegan adam et cesettir. Ceset mi yiyorsun? Ya biz lütfen sen gider misin kardeşim? Tamam, sen haklısın. Sen bu şekilde yaparak aynen. Şu an bir sürü hayvanı korumuş olur. Ya da hayvan sever var mesela. Ay kedi köpek köpek gidiyorsun tavuk yiyorsun. Yani bana ben hayvan severlere bunu söylerim. Çünkü diğer insan zaten yer. Ya da hayvan seviyordur ya da hayvanları koruyordur ama işte et konusunda da ben yapamıyorum diyordur. Bir nevi onu da kabul ediyorum ama hani hayvan sever olduğunu iddia edip de böyle et yiyen insanlar gerçekten anlamıyorum. Onun hiçbir açıklaması yok. Onu açıklayan insanlar karaktersizdir, şerefsizdir. Bu kadar da açık söylüyorum ve ağır değil bu. Bu söylediğim az bir şey. Bir insan ben hayvan severim diyorsa bak aynaya bak şu an benim karşımda ayna var. Bak. Bak ben aynaya da konuşmuş oluyorum aynı zamanda. Aynaya gitsin kendi kendine konuşsun kendi kendini ikna etsin. Yani sen bir canlıya eziyet edilmez, ona vurulmaz, aç bırakılmaz, sokakta şey yapılmaz diyorsun. Birisi gidip o hayvanı dövse, taşlasa, bir taş atsam, bana kızı, ben birisi taş atsa kızıyorsun ama öbürü bıçakla kafasını kesiyor. Bir şey demiyorsun üstelik onu pişirip sana getiriyor ve sen de onu yiyorsun. Hayvan severler yani. Lütfen siz sevmeyin. Sevmenin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Bu da böyle bir konu. Bunu da burada açıklamış olayım. Kendinize iyi bakın. Tüm bildikleriniz yanlış olabilir. Doğru bildikleriniz.